Size White Brahma villası ne göstereceğim. Bu alt tarafta yaşam alanı oluştu. Biraz hava karanlık. Bir tane tavuk. Alt tarafa. Yok ya, bu boros. Ulan bizim Efe. Efe Bey alt tarafta yaşıyor. Diğer tavuklar da buradalar. Hatta şöyle açalım. Biraz da karanlık oldu. Önünü kesmişler. Bu arkadaş da burada yatıyor. Burası yaşam alanları. Villamıza bir bakalım. Evet. Ya çoğu insanın evinden daha güzel oldu. Bunu kardeşim yaptı. Tekirdağ'dayız. Yazlığın arkasında tavuk besliyordu. Daha farklı hobi tavukçuluğuna yöneldi ve villayı yaptı. Bir yaşam alanı var. Burası yaşam alanı. İsterseniz buradan açıp tavuklara ve folluklara ulaşabiliyorsunuz. Bir tane tavuk arkadaş yumurta yapmak üzere. Tabi bu tavuklar ve horozlar değerli ve kıymetli. 300 lira galiba tanesi. Burada da yaşam alanları, suları, yemekleri. Tavukları çıkartmadan bu villada besleyebilirsiniz, bu kümeste. Bu arada Lucy, Lucy, Lucy. Bizim Lucy temel itaat derslerini alan bir köpeğimiz. Bu da bizim Çınar, Çınar Bey, benim evladım. Tavuklarla her şeyle oynuyor. Lucy, otur. Lucy. Tabii şu an başka dertlerle uğraştığı için bizimle ilgilenmiyor, değil mi? Lucy. Lucy. Vallahi ilgilenmiyor. Neyse, biz kendi size bahsettiğimiz şeye dönelim. Burası kümes. Benim de oğlumun bazen gidip ziyaret ettiği kümesimiz. Daha önceden böyle bir sistemimiz vardı. Karışık bir sistemimiz vardı. Artık bu tavuk villaları, villa kümesleri yaparak kardeşim daha düzen alacak. Tavukları isterseniz çıkartmadan burada besleyerek yumurta elde edebiliyorsunuz. Yani şu an kardeşim Oğuz Şahin 7 tane tavuk, bir tane Brahma koyarak burada bir aile oluşturdu. Fakat buraya 25 tavuk sığdırabilirsiniz. Buradan 3 tane, bundan 3 tane daha yapacak yan yana bildiğim kadarıyla. Ve bir U şekli olarak bahçeye çevirecek. Fakat yine söylüyorum, bunu 5 metrekare bir alanda konumlandırarak isterseniz taze yumurta üretebiliyorsunuz. Evet, Çınar Bey içeriye girdi. Bir de bütün hepsini eskitme şeylerden yaptı. Bu kapı kolu, bu menteşeler, beyefendi özendi tavuklarına. Bu yine ufak menteşeler gibi. Açma, açma. Demin Yok, açtım. geri kapattım. Tamam. Bizim Çınar Bey de Karıştırıyorum. tavukları seviyor. Karıştırma. Kapat kapıyı. Kapağı kapat lütfen. Vallahi tavuklar alev dönmüş. Hatta öyle güzel oldu ki, yani çoğu evden de enteresan bir şekilde farklı bir güzelliği var. Beyefendi harbi villa yaptı yani. Şöyle de göstereyim arka taraftan. İki renk. Üzerine de shingle koyacak. Şimdilik shingle'ı yok. Ama shingle'ını da koyunca kışında bu da bizim yaramaz çınarımız. Çınar Bey. Mehmet Beyazıt Çınar Şahin. Hayır. Karamba Beyazıt Karambita. Çınar. Beyazıt Çınar Şahin. Bu otları da yandaki bahçemizden aldık. Sonra nacakla döverek aşağıdaki yere koyduk. Yine söylüyorum, şu soldaki su, sağdaki de
yem için. Kameranın önüne gireceğim. Gel bakalım. Gülerken. Evet, bir tane daha üye, aile üye girdi. 9 tane tavuk oldu içeride. Eyvah. Kümesin içinde biri daha var. Çınar'a şey yapacağız. Sen söyle. Böyle bir villa yapacağız. Kalacak. Ya baba. Peki. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eğer böyle bir kümese, böyle bir villaya ihtiyacınız olursa bu işin uzmanı artık bizim biraderimiz. Söyleriz. Belli bir bedel karşılığında yaptırırız. Benim apartmanın kenarında da var bir alan. Ben de düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Fakat bize devamlı geldiğinden öyle bir şey yapmıyoruz. Az çekilir misin oğlum? Tamam. Çekilir misin? Şurası da tavukların pisliğinin alınacağı tabağın olduğu yer. Açıyorsunuz burayı. Tavuk yok. Çekiyorsunuz ve pisliği alıyorsunuz. Samanlar da burada. Temiz tabaklar. Evet. Yemlerini alıyorsunuz, veriyorsunuz. Tavuk buradan çıkmadan, bu villadan çıkmadan istediğiniz kadar yumurtanızı alıyorsunuz. Koyduğunuz tavuğun %50'si ile %90 arasında hesap yapmanız lazım. O tavuğun yaşına, kaç aylık olduğuna bağlı değişiyor. Gösterdim oğlum onu. Hatta evet, söylediği çok doğru bir şey var. Geliyorsunuz içeriye. Giriyorsunuz. Hatta şu camdan girip. Dur. Şurada bir folluk yeri var. Arkadaş yatıyor. Bunu kaldırıyorsunuz ve yumurtaları alıyorsunuz. Aa, orayı bilmiyorum. Allah Allah, niye bilmiyordun? Yumurtaları alıyorsunuz. Ve buradan çıkıyorsunuz. Yani yumurtaları sağda solda aramanıza da gerek yok. Evet. Diyelim. Ama şuradan çok kullanışlı. Hiç tavukların dışarı çıkmadan beslenebileceği, yumurtlayabileceği. Siz de sadece arada temizliğini yaparak yemlerini verebileceğiniz bir sistematik. Bu da hala benim video çekmeme engel olmaya çalışan, kendi dikkatini çekmeye çalışan oğlum. Kapanma dolayısıyla biz 16 gün mü 15 gündür buradayız. Baba, yağmur yağacak. Pazartesi gününde artık İstanbul'a döneceğiz. Sizi kardeşimin yaptığı villayla baş başa bıraktım. Paris, hadi içeri. Lucy, geç içeri. Lucy. Kafama yağmur damlası geldi. Geç.